Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde söz sanatlarını göreceğiz. Dersimize başlamadan önce videonun açıklama kısmında bulunan PDF belgesinin bu slayttan daha detaylı olduğunu belirtmek isterim. Şimdi dersimize başlayabiliriz. İlk olarak teşbih yani benzetme sanatına bakıyoruz. Anlatımı güçlendirmek amacıyla aralarında ortak nitelik bulunan İki varlık ya da kavramdan, ortak nitelik yönünden güçlü olandan zayıf olana aktarma yapılmasıdır. Benzeyen, özellikle zayıf olan, kendisine benzetilen, özellikle güçlü olan, benzetme yönü, aktarılan özellik, benzetme edatı, gibi, kadar, sanki, güya, misal, andırmak. Aslan gibi adam demiri dövüyordu örneğinde, Aslan kendisine benzetilen gibi benzetme edatı, adam ise benzeyen kişidir. Şimdi ise mecazi mürsel yani ad aktarmasına bakıyoruz. Bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Sözcük başka bir sözcüğün yerine kullanılırken benzetme amacı güdülmez. Ad aktarması bu yönüyle istiyareden ayrılır. Sözcük, kendisiyle ilgili başka bir sözcüğün yerine geçer. Üstünü çıkarıp yatağa uzandı örneğimizde, üstünden sözcüğünden kastedilen şey elbisedir. Sıradaki söz sanatımız kinaye. Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır. Kinayede asıl kastedilen anlam mecaz anlamlıdır. Daha çok deyimlerde ve atasözlerinde görülür. Şimdi örneğimize bakabiliriz. Mum dibine ışık vermez. Gerçek anlam, mumun fiziksel olarak kendi dibini aydınlatamaması. Mecaz anlam, insanın yakın çevresindekilere faydasının olmaması şeklinde düşünebiliriz. Şimdi ise tarih sanatına bakıyoruz. Bir kişiyi iğnelemek, alay etmek, aşağılamak, hor görmek amacıyla sözü tam tersi anlam ifade edecek şekilde kullanmaktır. Olumluyu söyleyip olumsuzu ima etmek, olumsuzu söyleyip olumluyu ima etmek tarizdir. Kinayedekinden daha keskin alay ve eleştiri içerir. Şimdi de örneğimize bakalım. O kadar temiz ki elinden kabuklu yumurta yenmez. Bu örneğimizde kişinin ne kadar kirli olduğu vurgulanmak istenmiştir. Sıradaki söz sanatımız teşhis. İnsana ait özelliklerin başka varlıklara, doğaya aktarılmasıdır. Her teşhis ve intak bir kapalı istiaredir. Çünkü benzetilene her zaman insan olur. Ve bu da hiçbir zaman yazıda söylenmez. Dertli eşek çaresizce yol aldı. Örneğinde, derdin insana ait bir nitelik olup, eşeğe yüklendiğini görüyoruz. Şimdi ise intak sanatına bakıyoruz. İnsan dışı varlıkları konuşturma sanatına intak denir. Konuşturulan varlıklar kişileştirildikleri için, kullanılan her intak sanatıyla birlikte teşhis sanatı da yapılır. Ancak yapılan her teşhiste intak sanatı yoktur. Koronavirüsü sokağa sakın çıkmayın dedi şeklindeki örneğimizde insan dışı bir varlık konuşturulduğu için intak sanatı yapılmıştır. Şimdi de tevriye sanatına bakıyoruz.
birden çok gerçek anlamı olan sözü, herkesçe bilinen yakın anlamında değil, uzak anlamını kastederek kullanmaya denir. Tevriyede kullanılan sözlerin iki anlamı da gerçek anlamdır. Tevriyede mecaz yoktur. Tevriye bu yönüyle kinayeden ayrılır. Aşık Veysel'e ait güzel bir dörtlükte örneğimizi inceleyelim. Ben bir adam olmazdım, gerçek dostlar olmasaydı, gerçek bir şair olamazdım, çiçek gözüm almasaydı. Şimdi ise cinas sanatına bakıyoruz. Yazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır. Cinas, sesteçliğe bağlı olarak tam cinas ve noksan, eksik, mürekkep cinas diye ayrılır. Şimdi örneğimize bakabiliriz. Niçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya? Ben yârimden ayrılmam, götürseler asmaya. Tenasüp sanatına bakıyoruz şimdi. Anlam yönünden birbiriyle ilgili sözcükleri bir arada kullanmaktır. Karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması tenasüp değildir. Örneğimizde aramazlık gece mehtabı yüzün parlarken bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken şeklinde Necip Fazıl Kısakürek'e ait bir beyit yer alıyor. Bu beyitte mehtabı, yıldıza ve güneş sözcükleri birbiriyle ilişkilendirilebilir. Şimdi de tezat sanatına bakıyoruz. Aralarında ilgiden dolayı birbirine zıt kavramları bir arada kullanmaktır. İki karşıt düşüncenin bir arada söylenmesidir. Örneğimizdeki ilk mısrada geçen siyah sözcüğü ile ikinci mısrada geçen bembeyaz sözcüğü birbirine zıttır. Bu yüzden tezat sanatına başvurulmuştur. Sıradaki söz sanatımız hüsnü talil yani güzel nedene bağlama. Herhangi bir olayı gerçek nedeninin dışında daha güzel ve hayali bir nedene bağlanarak açıklamadır. Tarihini aksettirebilesin diye çeğren kaç Fatih'in altın kanı mermerle karışmış. Fatihler şairin hayran olduğu güzelin yüz ifadesini oluşturabilmek için kanlarını akıtıp mermerle karıştırmışlar. İşte şairin olayın gerçek sebebi yerine koyduğu hayali ve şairane sebep budur. Geçiyoruz mübalağa yani abartma sanatına. Sözün etkisini artırmak için bir varlığa ya da eylemin olduğundan az veya çok gösterilmesidir. Örneğimizde taşıdığı yük dağlar kadar ağırdı cümlesindeki abartmayı hep beraber görüyoruz. Şimdi de tekrir sanatına bakalım. Anlatımı güçlendirmek için bir sözü sık sık tekrar etmektir. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola oğulaşı, yağ ile bal ede bir söz dörtlüğünde söz sözcüklerinin tekrarlandığını görüyoruz. Telmih sanatı ise herkesçe bilinen bir olayı, hadise, isim, eser, kıssadan hisse, fıkrayı söylenen söz içinde işaret etme, hatırlatma veya belirtme sanatıdır. İşaret edilen şey herkesçe olmasa bile erbabınca bilinmelidir. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elimdeki asa ile çağırayım Mevlam seni dörtlüğünde, gökyüzünde İsa'nın, Tur Dağı'nda Musa'nın sözcüklerinde, Kur'an'da herkesin bildiği kıssalara gönderme yapılmıştır. Şimdi ise istifham yani soru sorma sanatına bakıyoruz. Anlatımı daha etkili hale getirmek için cevap alma amacı gütmeden soru sormaktır. İstifham sanatı tecahül-i arif sanatıyla karıştırılmamalıdır. İstifhamda şair karşısındakinden cevap beklemez.
Kafasındaki düşünceyi soru şeklinde söyler. Tecahül-i arifte ise sorunun içinde cevap da bulunur. Gökte top sesleri bir bir nereden geliyor örneğinde olduğu gibi. Tecahül-i arif, bilmemezlikten gelme sanatına bakıyoruz şimdi. Anlam inceliği oluşturmak için herkesçe bilinen bir gerçeği bilmiyormuş gibi aktarmaktır. Bilip de bilmemezlikten gelme sanatıdır. Şakaklarıma kar mı yağdı? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz beytinde yaşlandığını bilmiyormuş gibi bir tavır takındığını görüyoruz şairin. İrsali mesel ise sözü daha etkili kılmak için herkes tarafından bilinen bir atasözü ya da deyimin şiirde kullanılmasıdır. Çoğunlukla şair belli bir düşünceyi ilk dizede ortaya koyar, ikinci dizede bu düşünceyi örneklendirir. Kirpikleri uzundur yarın hayale sığmaz. Meşhur meseledir mızrak çuvala sığmaz beytinde, mızrak çuvala sığmaz atasözü karşımıza çıkmıştır. Geçiyoruz nida sanatına. Şiddetli duyguları, heyecanları coşkun bir seslenişle anlatmaktır. Daha çok ay, ey, hay, ah ünlemleriyle yapılır. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü örneğinde nida sanatı yapıldığını görüyoruz. Akrotiş sanatı ise mısraların baş harflerinin birleşmesi sonucu anlamlı bir kelime veya isim çıkacak şekilde şiir yazmaktır. Divan edebiyatında tevşi, istihraç, muvaşşah adlarıyla anılır. Elimde değil unutmak seni, sanma gönlüm virane dedi, rüzgar gibi geldi geçti, alıp götürdü benden beni dörtlüğündeki baş harflerde Esra yazdığını görmüş olmalıyız. Lef-ü neşr ise bir dizede iki ya da daha fazla kavramdan bahsettikten sonra diğer dizede onlarla ilgili açıklama yapmaktır. Şimdi ise örneğimize bakalım. Sen kaçan bir ürkek ceylansın dağda. Ben peşine düşmüş bir canavarım. Son olarak istiare sanatına bakıyoruz. İstiare, bir sözün benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanılması olarak da tanımlanabilir. Açık istiare, sadece kendisine benzetilen kullanılır. Kapalı istiare, sadece benzeyen kullanılır. Yuvayı yapan dişi kuştur örneğinde gördüğümüz gibi, dişi kuştan kastettiğimiz şey annedir. Evet değerli arkadaşlar, bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta yarışma programı olmadığı için dersimizin bu kadar olduğunu belirtmek isterim. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.